Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 8. bölüm. Tevbe. Tevbe etmek her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın üzerine vaciptir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ey inananlar! Görülmez bir tevbe ile Allah-u Teala'ya tevbe ediniz." Tahrim Suresi 8. ayette öyle buyuruyor. Bir başka ayette ise Allah unuttukları için Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Haşr suresi 19. ayet. Ayet-i kerimedeki Allah'ı unuttular ifadesi, Allah'a daha önce söz vermiş oldukları halde onun emirlerine uymaktan vazgeçenler demektir. Allah da onları kendi nefislerine unutturduğu ifadesi de kötü şeylerden vazgeçip kendileri hesabına iyi davranışlara girişmek üzere kendi kendilerini değerlendirmelerini hatırlarına getirmediler demektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah ile karşılaşmayı sever ise Allah da onunla karşılaşmayı sever yani ister. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz ise Allah da ondan hoşlanmaz. Ayetin sonundaki onlar fasıkların ta kendileridir ifadesiyle Allah kendisine asi olanlar, ayetlerini bozanlar, kendi yolu olan rahmet, hidayet ve mağfiretten çıkanları kastetmiştir. Fasık iki türlüdür. Kafir olan fasık bir de facir olarak nitelenen günahkar fasık. Kafir fasık Allah-u Teala ve Resulüne itaat etmeyip hidayetten çıkarak sapıklığa giren kimsedir. Nitekim Kur'an'da Yüce Allah o Rabbinin emrinden çıkmıştır buyurmaktadır. Yani Allah-u Teala'nın iman emrinin dışına çıkmıştır. Facir fasık içki içen, haram yiyen, zina eden, Allah-u Teala isyan eden, ibadeti terk eden ve isyana devam eden ancak şirk koşmayan kimsedir. Kafir fasık ile aralarında fark şudur. Kafir fasık ölmeden önce kelime-i şehadet ve tevbe getirmeden mağfireti umulmayan kimsedir. Facir fasık ise ölmeden önce yalnız tevbe etmesiyle affedilmesi umulan kimsedir. Şunu bilmekte fayda vardır ki aslında şehvi arzular olan günahların bağışlanması umut edilir. Fakat kökünde kibir ve şirk olan günahların bağışlanması beklenemez. Çünkü iblisin isyanının temel kaynağı da kibir ve gururdur. Bu sebeple ölmeden önce günahlardan vazgeçip tevbe etmek gerekir. Zira Yüce Allah şöyle buyuruyor. O Allah ki kullarının tevbelerini kabul eden ve kötülüklerini affedendir. Şura suresi 25. ayet. Yani Yüce Mevla kullarının tevbelerini kabul ederek günahlarını affediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş kimse gibidir. Anlatıldığına göre vaktin birinde fısk ehlinden günahları ile meşhur bir kimse Hasan-ı Basri'nin meclisine girer. Allah dostu Hasan-ı Basri o esnada şu ayeti kerimeyi okumaktadır. Allah'a iman edenleri onun zikrinden dolayı kalplerinin ürpereceği zaman gelmedi mi? Hadis suresi 16. ayet. Yani kalplerinin korkacağı vakit gelmedi mi? Şeyh Hazretleri bu ayetin tefsirini gayet belagatlı bir şekilde izah eder ve insanlar ağlamaya başlar. Bu esnada içlerinden bir genç ayağa kalkarak, "Ey insanların en takvalısı, Allah benim gibi günahkar olanların tevbesini de kabul eder mi?" diye sorar. Şeyh, "Evet, Allah-u Teala senin günah ve isyanından tevbe etmeni kabul eder." Bu sözleri duyan o meşhur fasıkın rengi sararır, sesi titrer ve gür bir nara atarak geri düşer ve kendinden geçer. Ayıldığı zaman Hasan-ı Basri yanına yaklaşarak bu beyitleri okur. Ey arşın sahibine karşı gelen genç! Bilir misin nedir isyanların cezası? Günahkarların alınlarından yakalandığı gün. Asiler için sair var ki onun sesi şiddetli ve öfkelidir. Eğer bu ateşe dayanabileceksen isyana devam et. Dayanamayacaksan günah işlemekten kaçın. Kazandığın günahlarından ötürü nefsine bağlanmışsın. Onu kurtarmaya çalış. Bu şiiri duyan genç bir kere daha gür bir nara atarak baygın bir şekilde yere düştü. Ayrılınca şeyhe yine sordu. Ey şeyh, yüce Allah benim gibi birinin tevbesini kabul eder mi? Hasan-ı Basri gence günahkar olan kulun tevbesini bağışlayıcı olan Allah'tan başka tevbeleri kim kabul edebilir diye cevap verir. Bunun üzerine genç başını semaya kaldırarak şu üç şeyi Mevla'dan isteyerek dua eder. Birincisi, ey Allah'ım tevbemi kabul edip günahlarımı bağışladıysan bana güzel bir anlayış ve kuvvetli bir hafıza ikram et ki
Kur'an'dan ve ilimden duyduğum her şeyi zihnime nakşedeyim. İkincisi, ey Allah'ım, bana öyle güzel bir ses ihsan eyle ki, senin kelamını okuduğum zaman, duyan her kişinin kalbi ne kadar katı olursa olsun, yumuşasın, imana gelsin. Üçüncüsü, ey Allah'ım, beni helal rızık ile rızıklandır ve beni hiç ummadığım yerden nasiplendir. Allah-u Teala, bu kimsenin bütün dualarını kabul etti ve bu kimsenin anlayışı ve zihni kuvvetlendi. Bu kimse Kur'an okuduğu zaman kıraatini duyan her kimse tevbe etti. Ve bu kimsenin evine her gün bir çömlek çorba ile iki adet somun ekmeği geldi. Bunların nereden geldiğini hiç kimse bilemedi. Bu hal o kimsenin ölümüne dek sürdü. Bu Allah-u Teala'nın kendisine tevbe eden kullarına olan bir lütfudur. Çünkü Allah güzel amel işleyenlerin ecirlerini asla zayi etmez. Alimlerden birine acaba kul tevbe ettiği zaman tevbesinin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi diye bir soru sorulmuş ve onlar da şöyle cevap vermişlerdir. Bu konuda kesin bir hüküm yoktur fakat bunun alametleri vardır. Bunlar kulun kendi nefsini günahlardan uzak görmesi, kalbinde sevincin azaldığını ve her baktığı yerde Yüce Mevla'nın kudretini hissetmesi, hayır ehline yaklaşıp fasıklardan uzaklaşması, dünya malının azını çok, ahirete yönelik amelin ise çoğunu az görmesi, kalbini devamlı olarak Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeylerle meşgul etmesi, diline hakim olması, aralıksız bir düşünce hali yaşaması ve daima yaptıklarından pişman olması, tevbesinin kabul edildiğinin delilleridir.